Merhaba arkadaşlar, yeni bir bölümde daha karşınızdayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi aralığın 18'indeyiz. Gündemimiz belli. Odrizo'la Odrizo'lanın değeri 54 milyon euroya kadar düştü. Ben herhalde bu bölümde Odrizo olayı alacağız. 55-60 arası gitmek de istiyor oyuncu. O eski 80'leri 90'ları pek isteyeceğinizi zannetmiyorum Real Madrid'in. Bir risk alacağım ya. Kafayı 17'ye okutup hadi 20 desen ona. 55'e alsak var ya 35'e almış olacağız. İnanılmaz iyi bir fiyat. Daha ucuzuda olmaz zaten. Ama bilmiyorum kafayı gaza gelip hemen satmasaydık iyiydi. Neyse battı balık yan gider. Battı balık yan gider. Bir şekilde alacağız artık ya. O düz olayı çünkü çok nazlandım. Alsak mı almasak mı? Şunu yaparak kendimi zorlamak istiyorum. Vites arttırmamız şart. Güzel. Ivan Martinez güzel gelişiyor. Hadi bakalım. Tamam. 4-2-3-1 oynarız. Gomez'i eleştirelim. Pander'i övelim. Ozeramon'u dövelim. Güzel. Uf. Ulan var ya. Yanıyor yanıyor. Sumu bir şey getirin ya. İnanılmaz gelişiyor. Haydi Ozeramon sana inancımızdan. Gorka senden kurtuluyorum. Gorka sana karşı hiçbir kişisel problemim yok ama. Jimmy beni o kadar ayar etti ki. Olan sana oldu. Demek ki kulüplerde oyuncular böyle gönderiliyormuş. Oynatma diyorum. İki tane forvet koymuşum oraya. Hala Gorka'yı forvete koyuyor. Ne yapacaksa artık. Talasios gel. Carbonel. Navarro. Larinaga. Ramos. Bir de koydum. Tamam. Şunu niye kaldırırsınız anlamam. Güzel. Ama artık Rodri'ye başka şeyler çalıştırmanın zamanı geldi bence. Biraz daha fizik ağırlıklı çeviklik ve denge çalıştırsak güzel olacak sanki. Evet, Valde'nin dizinde hafif bir dönme var. Oo, bu arada Barcelona'da Atletico ile oynuyor. Valla riske etsem mi etmesem mi emin değilim. Şu an gelişsin diye gaza geldiğim için artık tekniği bir 16 olsun. Herkes patladı. Aymar yine coştu. Jose Ramon zaten uçuşta. Bir tek Valde kaldı. Bizim gibi bir takım sorun yaşamadan bu tür maçları kazanmalı. Evet formu devam edin inşallah. Azimle oynayın dedim. %71 ile başladık. Üstün olacağımız bir karşılaşma bekliyorum. Tempoyu biraz daha yükseltebilirim. Yaratıcı olun dedim. %68'lerde tempoyu biraz yüksek tutalım. Biraz daha geniş diyelim. istekli oynayın. Kapata çatışını kullandı Williams. Tekrar kafada top. Nunes. Verdi pasını Simona. Simon'dan Herando'ya. Herando'dan Nunez'e. Nunez merkezden güzel gitti. Kapa. Nunez. Aymar. Uzun bir top denemesi. Ya yine mükemmel bir pas. Boza. Şabini'ye esta pası attı Aymar. Yemin ediyorum bir maestro doğuyor gözümüzün önünde. Boza'nın da şakamaka 16. golü. Kafa. Güzel faslaşmalar. Aymar. Bak şu koşuşu çok güzel görüyor var ya. Boza da yani baya Forrest Gump gibi koşuyor maşallah. Güzel bir gol. Şimdi bir gözümüz. Ne oluyor? 0 sıfır. Yiyin birbirinize ete para vermeyin ya. Haydi, haydi bismillah. Rehavete kesinlikle kapılmayın. Maç henüz bitmedi. Valdeden 3 çalım. Azimli bir oyun bekliyorum. Konsantrasyon arttı. Jose Köşe vuruşunu kullandı. Sanchez'ten bir de gol geldi. Oyhan Sanchez. Dani Garcia'nın yedeği. Hocam ben de varım dedi. Ramon'un asistine dikkat çekmek istiyorum. Bir kez daha izleyelim. Jose Ramon. Çok güzel bir köşe vuruşu. Sanchez. Biz rahatladık. Şimdi Barcelona düşünsün. I'm, Ay ee, evet Aymar. Seni çok fazla yormayacağım. Balde ufak bir Orada bir durum var Balde'de. Tekrar şey olursa diyor korkuyorum ama oynasın. Hozeramon bir on numara doğuyor. Hozeramon güzel kesti arka direk. İki asist. Boza ne yapsın ki? Atmayıp ne yapsın? Öyle paslar geliyor ki çocuğa. Yalnız efsane bir orta saha kurduk. Efsane bir orta saha kurduk. Çok memnunum. Kanatlarımız tamam. Forvetimiz tamam. Sabek geliyor. Savaşçı orta saha alttan çekirdekten yetişiyor. Evet. Şimdi. Yapma be. Üzdün. Ulan Messi. Yine yaptın yapacağını Messi. Sanoze gel bakayım. Balde. Bir de seni çıkartacağım. Sakatlık nüksetmesin. Nunes. Pardo. Kafa. Williams. Şimdi Jose da top. Jose Ramon her an her şeyi yapabilecek bir oyuncu derken gitti rakibi attı. Jose... Anlamadık. Teknikten ya. Teknikten. Bir teknik kasması lazım. Çok gelişir mi bilmiyorum ama bir 13 yaparsa en azından. James. Alıştı. Işte. Evet Kafa, seni satmakla ne kadar doğru bir iş yaptığımı, ne kadar ileri, ileri görüşlü olduğumu herhalde bu maçta anlamışsınızdır. Haviros, Simon! Ulan Simon, o yenir mi be? Yazıklar olsun. Konsantre olun. Kafa, sen de hayvan gibi şey yapıyorsun. Topa müdahalelerde sertliği azalt. %65'teyiz çok da geri çekilemem. Evet. Böyle bitsin artık. Christian güzel kesti. Nunez arka direk. Alvarez çok iyi uçtu. Skorda bir de... Ooo 1-1 geldi. 1-1 geldi son 4 dakika. Lan! 3-1'miş skor. Ne ara 3-1 oldu? Benim dünyadan haberim yok ki. Böyle takılıyorum. Vallahi üçü ne zaman attık hiç haberim yok. Voza iki tane. ikiyi dedik. Lan oğlum ne yapıyorsunuz siz? Manyak mıdır nedir? Germeyin şurada ortama. Hoca bitir artık sende. Ve maç bitti. Bizim maçımız bitti. Barcelona da bitti mi? Adamın dibisiniz. Beyler ayıptır sorması son şey kim attı ya? golleri. Ha Sanchez'in kafasını unuttum. Pardon. Hoppa. Hoppa. Barcelona'ya bir tokat daha. Kazanırsa, maç eksiğini tamamlarsa 42. 5 puan. Gümbür gümbür geliyorum. Sonunu bilemem. Hadi bakalım. Herando'nun maaşı arttırılacak. Helal ettim. Şu düşüşü yalnız bir kes artık. Boza iyi oynadı. Sıradaki maçıma geçiyorum. Rejenerasyon, hücum yerleşimi, defanstan kısa fazla çıkma. Ondan sonraki maç zaten kupa maçı. Çok fazla şey yapmaya gerek yok. Rodri oynasın ya. O zaman şöyle yapacağız. B takımında Rodri'yi çıkardım. Vivian'ın kondisyonu çok iyiydi. Hatta komple çıkartalım. Gorka gel. Jimmy sensiz yapamaz. Son bir iki defa birlikte takılın da. Ondan sonra zaten ocakta gidiyorsunuz. Evet kötü olarak değerlendirilecek bir pozisyon yoktu ama Ander'i de ufak ufak otobüsün altına attı yani. İyi iyi. Buza ne yapıyorsun? Biraz gelişme kaydedebildim. Devam. Sana ne çalıştırayım? Bir driplingini geliştir diye şey yaptım ama. Evet, bir tane 19 yaş altına antrenör geldi. Ee, savunma taktik orada biraz yoğunluk fazlaydı. Onu hallettik. Bir tane şey fesettim. 19 yaş altını söylemiştim galiba. Ee, karşılıklı feshet dediğin zaman tazminatı çok diye kabul etmiyor. Direkt feshettim. Kaç ödedik bilmiyorum yani. Şuraya toplu oynama taktiği koymuş ama... ...ben seni bunun için aldım. 4 yıldız yeter. İyi bulmak kolay değil. Altyapı sorumlusunda o şey... E, ...embala mıydı? O aslında bayağı iyiydi de. Deli maaş istiyor ya. 700 bin euro şeye veriyorum. Embala... 2 katını filan istiyor 1.85 2 milyon euroya yakın para istiyor şimdi potansiyel yetenek değerlendirme şey olsa düşük olsa hadi tamam bunu alayım diyeceğim ya da 4-2-3-1 tiki taka dese buna da tamam diyeceğim de şuralar acaba ne kadar önemli bilmiyorum Tony hemen bakacağız. Çok iyi bir antrenör. 16 18 20 20 17. Zinsel efsane. Evet. Burada savunma taktikte ağırlık çok fazlaydı. Onu şey düşürdük. Ortalamaya düşürdük. Savunma teknikte istediğim seviyeyi bulamadım. Onu biraz bekleyeceğim. Hücum tekniğe de gelecek inşallah. Bekliyoruz. Alanya Spor 1-0 kazanmış. Trabzon 2-1 kazanmış. Rize Spor Galatasaray 1-0 yenmiş. Fenerbahçe 2-0 kazanmış. Haydi bakalım. Hoppa! B takım sonunda güzel bir skor gö e gösterebildi. Lan bu Gorka'da Atıyor yalnız. Alvarez'de hafif bir sakatlık var. Neyse ki rotasyon sıkıntımız yok. Vasquez, Ramos. Larinaga uzun bir top Vasquez'e. Çevirirse karbonelden çok güzel bir vuruş. Bravo Vasquez. Şimdi Alvarez'de top tekrar. Sağ tarafa doğru güzel kesti. Ramos boşta. Sağ çaprazdan harika vurdu. Üçüncü gole bakmıyorum artık. B takımı biraz sıkıntıdaydı. Şu gol bize biraz şey verdi. Umut verdi. Odda'yı övelim. Güzel. Ortalama dedim. Ortalama ortalama ağır ortalama hafif ortalama ortalama ağır ortalama. Bir tane kondisyoner. Bakacağız. Ama asıl savunma tekniği alacağım. Yalnız hücum taktikte 4,5 yıldız bulmak çok zor. Bilseydim kendimi ona göre ayarlardım. Bazı kariyerlerde çıkıyor bazılarında çıkmıyor. Geçen senelerde savunma taktik bulmak daha zordu. Bakalım çıkar elbet. Massimo Oddo'yu da hallettik. Bunun profilini gösterdim mi? Şu an kafamda bin, bin tane şey olduğu için Odrizola transferini hesaplamaya çalışıyorum. Gençlerle çalışması da çok güzel. Hücum 17, taktik 17. Ne oldu Odrizola meselesi? Biraz daha değeri düşerse diye bekliyorum ya. 54. Hadi bakalım. Şimdi B takımı diyelim. Tamam. Şey ya, Rodri'yi ben B takımında oynatacaktım. Oynatmayayım mı? Evet Sanchez güzel gelişmiş. Övelim. Güzel de bir kafa golü attı zaten. Tamam. Bireysel programın yer... Yarı... Niye geriledi yeteneği onu anlamadım. Çatır çatır oynuyor çocuk. Niye gerilesin ya? Gerginlik yaratma. Şimdi şuraya bir B takımı diyeceğim. Tamam o zaman bir Rodri şeyde oynasın ya bir B takımında oynasın. Önce zaten biz oynuyoruz. Başka kim var orta sahada? Diaz. E, ee, Sanchez yorgun musun? Dani Garcia oynasın. Geçen maçta oynayamamıştı. O da çok fazla tempodan düşmese iyi olur. Merino'yu oynatmayız. O 19 yaş altında oynuyor zaten. Tamam. Şimdi takım çalışmasını koy. Abi nasıl gelişiyor ya? İnanılmaz derecede güzel gelişiyor. Vallahi şiir gibi. Otur izle. Dani Garcia da güzel gelişiyor. BS antrenman programından verim alamam diyor. Biraz daha top kontrolünü, driplingini geliştirirsen iyi olur. Ama merkez orta sağ olduğu için çok da bir ihtiyacı yok zaten. Güzel. Balde'yi artık bu maç dinlendiriyorum. Dinlenmeyi hak etti. Hayda. De bilerek çıkardım ama. Oynat oğlum bari. Madem oynattırmıyorsun. Şöyle yapayım. Kimi koyacağım? Nunez 95'te fena değil çıksın oynasın. Evet. Bu maçta galibiyetten başka bir şey beklemiyorum dedim. Topun başında Christian var. Christian üstten dışarı çıktı. Köşe vuruşunu kullanan go Köşe vuruşu değil, duran top tabi. Tenden. Kontrole kalkıyor Real Union. Pardo kaptı topu. Asi'ye doğru. Açıdar güzel vurabilir. Asiye. çok güzel vurdu. Acımadı. Bravo. 8. dakikada ilk golümüz geldi. Tenden orada bir kontrole kalkmaya çalıştı ama Pardo'dan çok iyi müdahale geldi. Hemen koşu yolunu da gördü. Offside belki milim offside olabilir. Ama hakem bayrağını kaldırmadı. Cordoba aldı topu. Verdi pasını Garcia'ya. Garcia'dan Sanoze, Garcia, Sanoze. Uzun bir top denemesi Cordoba'ya başarılı. Sol taraftan aldı Cordoba. Açısı dar. Morias Verdi pasını. Telis'e. Cordoba bir darbe aldı. Larizabal gelsin ya. Gomez solda da oynuyor galiba. Bakayım. Evet. Bayağı da iyi oynayayım da. Yaratıcı olun dedim. Kupa maçı çok önemli değil de. Yine de bir şeyler yapsınlar. Gösterdiğiniz performanstan memnunum. Azimli oynayın dedim. Taş atışını kullanan Morias, Sibley, Tels, Morias. Şimdi Sibley'de uzun bir top. Inigo, Inigo aldı. Simon, Jose. Merkezden verdi postanı Christian'a. Christian'dan tekrar Dani Garcia'ya. San Jose, Christian. Tekrar San Jose. Şimdi o Yarzun. Dani Garcia. Yavaş paslaşmalar. Tabi Aymar olmayınca bir kilit açma sorunu. Pardo yapacak o işi. Çok güzel gördü. Lara'ya uzun bir top. içeri doğru kat etti. Verdi. Hop. Kötü bir bitiriş. Atak sona erdi. Jose'ye sakinleş diyorum. Gomez içeri güzel kesti. Nunez'den iyi bir gol. Golünü at ve çık aslanım. 60 dakika oynadı. Biraz da her anda oynasın. Gomez köşe vuruşunu kullandı. Asi bir tane de öyle mi? Offside. Sen diyelim. Rodriguez taç atışını kullandı. Tenden. Guzman. Rodriguez içeri doğru kesti. Simon için kolay bir top. Simon. Kale vuruşunu kullandı. Uzun oynadı. Asi indirdi. Şimdi diyor top. Oo. Kim kaçırdı onu? San Jose. San Jose'yi zaten bu yüzden hiç az takımda oynatmadım. Her an çıkardım. Bu tür böyle bir fiziksel zafiyetleri var. Asi aldı, vurdu. Direğe çarptı. Kaleci son anda aldı. Biraz Udrizola meselesinden dolayı gerginim şu an. Güzel bir galibiyeti devam edeceğiz. Ezdik geçtik. Evet Odri olan yazılıyoruz. Biraz daha sabırlı olmaya çalışacağım. 2 gün diyelim. Fardo göz doldurdu. 2-1 İki 2 İki gole de bakacağım. 3 gol de izleyelim o zaman. Güzel. V takım sonunda bir çıkışı şey yaptı. Başladı gibi gözüküyor. Yine gitmiş Rodri'yi hem oynatmadım hem de sonradan oyuna koymuş. Hiç kafa basmıyor. Serrano, Diaz harika kafa. Buna artık bakmasak da olur. Gerçi yediğimiz gole nasıl yemişiz diye bir baksaydık olurdu da. Sonuçta gelecek e, vadeden oyuncular. Yine de şu an takımı tam olarak istediğim gibi kuramadığım için şu gidecek oyuncular bir gitsin artık ya. Geç bunu. Sosya'da çıktı rakibimiz. Areda'yı buraya koydum yine. Urar Merino. Şimdi Rodri artık oynasın. Evet yine yoğun bir te tempoya girdi takım. Devam. Evet. Ozeromon artık atarlandı. Ama çok iyi gelişiyor. Övülmeyecek gibi değil ki. Aymar'a bir övgü verelim. Topsuz alan 17. Ay ay. Vallahi ya. Daha iyisini umamazdım. Orta saha meselesini hallettik. Hay sizin üzeriniz. Ben sizin üzerinizden geçmeye hazırım ama. Ayar ediyorsunuz. Larinaga ölüm. Palacios. Beyler. Sezon bir de sezon sonu bir de Dani Garcia'yı satarız. 16 250 de bu ediyor. Hiker Merino hazır olur artık. Baksana abi bu da coşuyor. Bir şey fiziği zayıf. Onun dışında zihinsel teknik falan tamam. Daha mı bir buçuk yıldız? İyice bir pissin de. Basacak mıyız? Aha 50 milyon euroya düştü. Ne kadar istiyorsun hacı? 64. 55'e sarayım ya. 64 değil de. Çok dedin. Vallahi çok dedin. Cık. Olmaz. Kurtarmıyor. Ama satacağım. Bunlar ne yapıp edip, Allah'ım bir türlü alamadı bu da pro lisans. Ne halim varsa gör. Bunlar bunu bize bir şekilde halledecek ya. Birkaç gün daha deneyip bir daha teklifim yapacağım. 28'inde, 30'unda olmadı birinde. Antonya'dan iki gol. Bakayım o zaman. Merino içeri doğru kesti. Güzel bir kafa Rostan. Şimdi Martinez kafayla indirdi. Ross, Pascual, Antonio. Çok güzel vurdu. Areda, Pascual, Güzel kesti. Antonya'da iyi bir kafa. Salas. Uzaktan bir tane vurmuş. Evet. Bir kaleci geliyor ocakta. Sıkım arkacımızda. Hoppa. İşte bu. İşte bu. Kurmak istediğimiz. Atletik Bilbao'nun meyvesi. Toplu oynamada biraz daha üstünmüş. 18 tane de <laughs> <laughs> ne biçim şut attınız oğlum? Orta sahadan mı şut çektiniz? 6 tane şut çekmişiz 4'ü gol. Evet Hazelbank sonunda e, vizyonumu anlamaya başladın galiba. Baya bir mücadele verdik. Ama meyvelerini de alıyoruz. Williams atletik şey Atletico Madrid Bey'i yendikten sonra bir de Barcelona'yı yenmek çok iyi oldu. Moro'dan çok güzel bir bitirişti. Lernega penaltıyı kullandı. Dies. Güzel topuk Lopez. Diaz. Urarte, Navarro. Çok güzel. Yalnız şeyi oynatmamış galiba. Urarte'yi oynatmış. Karbonel çok güzel bitirmiş. Şunu niye oynatmıyorsun ya? 91'deymiş gerçi. kızacaktım. Evet, her mevkiden birçok oyuncu var diyor. Savunmanın ortasında oynayan en az bir oyuncu potansiyel. Ofansif orta sahanda bir tane, açık kanatta oynayan bir oyuncu, bir tane forvet, standart stoper, alt, altın jenerasyon yakalamış olabiliriz diyor. Hadi bakalım. Nunez ne yaptın? Vallahi güzel haberler peş peşe geldi. Pozisyon alma 16. Hadi maşallah. Evet 28'inde Real Madrid'le oturup artık bu işi bitirelim diyeceğim. Yani başka alıcı da yok aslında. <laughs> Tottenham var da 28'inde biz bu işi artık sar getir ya. Hemen yine bir bakıyorum. 55'e bu işi bitir. 50'ye düştü. Bak 30 nakit vereyim. 25 taksit vereyim. Bu işi bitir. Hemen kabul etmiyor. Bence biraz düşünüp biz bunu satalım artık diyecekler. Hadi bakalım. Yine öldürdük. iyi öldürdük. 20 milyon euro. 3 artık lafını yapmayalım. 17 küsüre sattık kafayı. 35 milyon euro odriz olan. Bence fena değil. Olabiyi gelecek Ocak ayında. Şu an yalnızca B takımına odaklanmış durumdayım. Çok iyi gidiyor çocuklar. Silero. Karbonel. Serrano. Iglesias La linaga Moruyu koyacağım Daha iyi hedefler alamazsınız. Ben size söyleyeyim. Odrizola bizde artık. Christian'a hemen bir yeni sözleşme aman diyeyim. Zam yok acı. Kusura bakma ama. Yedek oyuncu Yasar. 80. Kaç yaşında? 28. Tamam 4 sene yeter ya. Şöyle, çok da mezarcılık olmasın. 611'e. 620'ye sar. Güzel. Lopez gitsin gitsin. Silero gitsin. Herhalde bu sene altyapıdan bir sabek çıkar. Koca İspanya'dan. Bir tane de olsa çıkar yani. Jose. Fena değil. Levante alacakmış. Güzel. Diğer takımlarda geliştirsin teknik ekibini. Evet. Vallahi kabul etti ulan var ya. Ulan var. Williams hemen desteğe gel. Haydi bismillah. Maaşa belirgin zam yok. Takviye makviye yok. Beni ayar etme. Zaten 6 ay oynamadın. Bak nasıl yola geldi. Şöyle bir bakayım. %5'i kaldır. Ne ekleyeyim biliyor musun? Gol bonusun benden. 120, 240. 5 gole 120. Bu da sağ çaprazdan güzel yapıştırıyor. 5 gol at. Helal ederiz. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu primi. 350 bin euro. Bir de İspanya birincilik şampiyonluğu. 235 bin euro. Hay maşallah 6 milyonu saplayacak gibi gözüküyor. 5.5'e şey yapsak Tamam ya. 5.4'e bitiririz biz bu işi. Hadi 5.2 sen yola gelecek gibisin. Al bunu da 6.75 yapayım insanlık gör. Tamam daha hızlı da olmaz zaten. Daha hızlı da olmaz. Bakayım. Şu an en yüksek maaş alan kim? 3.6 ile Ander tamam ya takım maaş harcamıyor ki takım. Yani Şampiyonlar Ligi gelirleri göz önüne alındığında şu bizim için para değil yani bir tane de olsun artık. Kendi çıkarlarıma göre hareket edeceğim diyor. Evet atletik zor şeyler yaşayabilir diyor. Bakacağız. Bu iki gün üç gün bile bizim için büyük avantaj. Bakmayın siz. Karbonel'den iki gol. Oh be. Şöyle güzel haberler yavaş yavaş böyle bir artsın. Sevgi yumağı olsun burası. Iglesias. Silero'ya güzel pas. Çevir aslanım. Vur ona Karbonel çok iyi. Asi de fena değil yedek olarak da. Lopez. Diyes. Uzun bir top denemesi Karbonel'e başarılı. Affetmeden. Devam ediyoruz. Levante deplasmanında biraz daha takım uyumu. Yalnız Levante deplasmanında kapa yok galiba. Odrizola bir günde fikrini şeye, kararını vermeyeceğine göre takım çalışması diyelim. Messi Globe 433 taraftarların seçtiği oyuncu ödülünü kazanmış. Yine 51 maçta 31 gol 22 asist. Aguero altın ayak ödülünü kazandı. Messi Ballon d'Or kazandı. Devam. Simon Real Madrid yolcusu mu? Vallahi değil. Şu an başka kaleci maneci yok. Sezon beklentilerimiz aynı olsun. Biraz daha arttırmayacağım. Euro Cup biraz düşük gibi kaldı da. Çok da baskı altına girmeyelim yani. Zaten bir tane oyuncu alacağız. Burayı asistana bırakacağım devam edeceğim. Normalde burada bırakıyorum ama biliyorsunuz bir oyuncular gelsin. Oyuncularımızı bir karşılayalım. Sana ne oldu lan? Senin ilacın bende. Ha bak çözüldü bile. Gorka da gitti oh be. Feru gitti. Beş transfer. Haydi bismillah. Hızlıca kaynaştır. Şunun tipe bak ya, tam bir ayıban anasını satayım. Hemen hızlıca kaynaştır. Yine çok almışız ya. Vallahi yine çok almışız. Kasada ne kadar kaldı? 113. İyi. Vallahi iyi. Evet. Şimdi nereden başlasam? Funso'dan başlayacağım. Funso A takımında kalacak. Çünkü yedek stoper yedeğin yedeği yok. Rotasyon kadrosunda iki stoper değiştirmek zorunda kaldığım zaman değiştiremiyorum. Hemen şuradan kesici. Hızımızı da bayağı iyi yalnız. Tamam. Olabiliği burada. Gil, seni B takımına atıyorum. B takımında e, yedek şey kalmadı. Orta sağ kalmadı. Evet. Şeyler filan gitti artık. sançetler, terolar filan. Bunların hepsi yok. Defansif oyun kurucu. Faz. Bu da tamam. Iker, Diaz bunlar tamam. Jose tamam. Kike. Kike seni 19 yaş altına gönderiyorum. Burası da tamam. balde ile kim ilgileniyor? Kiralık. Hiç kiralık milalık düşünmüyorum. Boşuna yanlamayın. Şimdi. Kike gel buradasın. Buna da hücum organizasyonları diyeyim. Kefa seni C takımına atıyorum artık. C takımında da oyuncuların oynadığı gözükmese de belli oluyor. Şöyle yapacağım. Bir de şu var. Bu da çok iyi ya. Dinamo diyor ama Pek dinamoluk bir fizik görmedim ben orada. Savunma diyelim merkez ortası. Otomatik, otomatik dedi. ilginç. Neyse. Şuraya bir ayar çekelim. Merino, Urarte yok. Kike. Yimenez yedekte kalacak. Şunun gibi Olabi buradasın Puante. Kaleci unuttuk Evet Son olarak bir de kalecimizi ayarlayalım Savunma Reflekse başla bakalım Kafa gitti 3 milyon euroydu E zaten fazladan 2.5 verdik ya Onu da verelim Kapıyı 3 milyon euro verdikten sonra. Tabii gelirse. Başka teklif almadın değil mi aslanım bak sakın. Oo, PSG ve Tottenham devreye girdi. İyi mi yaptık kötü mü yaptık şu an bilmiyorum. Vallahi dındızlak da kalabiliriz. Bundan sonra artık bırakmam da. Bir de zaten 2-3 gün önceden başladık biz. Erken görüştüğüyle daha bir şey oluyor. Öne geçmiş oluyorsun yani erkenden görüşmelere başladığın zaman. Artık hayırlısıyla sağ tarafta Odrizola diyorum. Balde, Herando, Nunez, Odrizola. Şu bizim bekler var ya tam benim istediğim tarzda böyle gümbür gümbür otoban. Şunu merkez değil tabii ki. Kanat bek destek belki hücum yapacağız. Valdi hadi bir patla artık ama ya. Üzdün. Ander. Kararlılığı düşmese iyi gidiyor. Ramon efsane. Williams kendi yanında kavruluyor. Or Oroz. Çok iyi. Topsuz alan 17. Boza. Ufak ufak. Herando düşmeyi... Evet düşmesi bitti. Şimdi yeniden gelişmeye de başladı. Denge 16 olacak galiba. Hadi bakalım. Nunez'de gidiyor. Ben size söyleyeyim yakında Nunez'de e yazılmaya başlarlar. Bir bölümün daha sonuna geldik. Yeni bölümlerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.